Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Voxmaster severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim kaldığımız yerden maceraya devam ediyoruz. Yeni bir tane tuzağımız var. Bu tuzak keyiflidir. Düşmanları direkt aşağıya fırlatır. Aşağıda eğer bir yer varsa. Eğer ki bir yer yoksa onlara hem hasar verir hem de ileriye doğru ittirir. The rumor is a lot of us war mages are falling in battle. I wonder how many are left to hold the forts. Bir rivayete göre diyor, yani söylentiye göre diyor, bizim gibi War Mage diye geçiyoruz biz. Bizim gibi War Mage'lerin birçoğu aslında bu savaşlarda ölüyor, bu savaşlarda yeniliyor, kaybediyor. Böyle diyor bir söylenti var. Acaba diyor ne kadarımız kaldı, kaçımız hayatta kaldı? Şimdi burada bir tane şeyimiz var, kapımız var. Aynı zamanda aşağı indiğinizde şurada bir tane diğer kapı var. Bu kapı bayağı geçen açılacak, o yüzden buraya odanızı vermeyin. Odanız yukarısı olsun. Yukarı kısımda da ilk yapmak istediğim şey şu. Burayı kapatıyoruz. Burayı da kapatalım. Komple bütün şeyler, düşmanlar şuradan karşı doğru aksınlar. Akarlarken bu tuzaklarımızdan geçerek düzenli olarak aside düşsünler. Bazen hani eğer ki zıplatma tuzağı vesaire kullanıyorsanız ta karşı yaka atabiliyorsunuz onları. Pek bir anlamı olmuyor. Ama bunlar biraz daha hafif ittirmeli oldukları için direkt aşağıya fırlatacaklar. Gelen düşman içeriklerini. Şimdi özellikle böylesi asit havuzlarının olduğu yerlerde bunlar bayağı başarılı tuzaklardır. Bu şekilde de stunlayıp hani gruplu hale gelmelerini sağlayarak bir sonraki tuzakta birkaçının aynı anda gitmesini sağlayabilirsiniz ya da siz aşağı atabilirsiniz. Hem de komboya saydığı için bol miktara para da gelir. Keyifli. Yine ogrelerde bunlar bir işe yaramaz tabii ki. Yani ogreyi alıp böyle aşağıya falan fırlatmasını beklemeyin. Hani ittirebiliyor, bir tık böyle stunlıyor, yuvarlıyor ama o kadar fazla ileri ittirmiyor. Yine ittirme aksiyonu alır, hasar da vurur. Bunları yakından öldürmeyi tercih edeceğim. Tabii ki bunları aşağı atmak mümkün. O kurduğum tuzaklarla. Tuzaklara gidene kadar bize ateş edecekleri için şu an olduğu gibi. Yakından öldürmeyi daha mantıklı buluyorum ben. Orada düşmanlar gele dursun, biz burayı yavaş yavaş hazırlayalım. Kafamdan çık, sesler çok acı veriyor gibi cümleleri de var. Şu an kurdukları. Dönünüz efendim. Şimdi... Buraya okçular koyun. Okçuları koymamızın en temel sebebi aslında buradan gelecek olan düşmanları aynı zamanda yukarıyla şey yaparken, savunurken bir tık tutabilmek. Çünkü orklar okçu olduğu için onlara saldırarak ilerlemeyi tercih eder.
Bunları karşılıklı yapacağım. Burayı sadece yavaşlatmak istiyorum. Hani ek bir şeyim yok, derdim yok. Bu arkadaşlara biraz daha optimal dizeyim. Daha fazlası bulunsun. İkisini çıkartıp ben de yapalım. Başladık. Buraya artık gördüğünüz gibi tuzaklarımı tutabiliyorum. Okçularla vesaire beraber. Yani daha önceki videolarda bahsetmiştim yani. Bir noktadan sonrasında aslında amacımız bu oluyor. Biz bir yeri korurken diğer kısmı tuzaklarımı tutabilsin istiyoruz diye. Şu an o hedefe doğru ilerlediğimiz bir bölümdeyiz aslında. Kontrol edin, hani herhangi bir şekilde bir düşman kaçmasın. İşte gürültü gibi tabi buraya kadar fırlattı arkadaş, sağ olsun. Hop. Oh, hayatta kalan var mı? Yok. Süper. Buralara da ek tuzaklar ekleyebiliriz sonuçta. Ama engel durum yok. Okçu sayımızı arttırabiliriz. Bu düşürükleri altınları aldığımızda ekstradan para elde ediyoruz. Genelde ogreler her zaman için bir tane altın düşürürler. Daha önceki bölümlerde bunu görmüş olabilirsiniz. Burada da ifade etmiş olmak istedim. Ooh, arkadaşlar tutarlar gibi hissediyorum ama yine de bir tane daha tuzak koyayım. Bu bölümümüzü tamamladık. Hani bu şekilde tuzakları böyle bir yerde yoğunlaştırıp diğer tarafı ilk başta daha az tuzakla tutarak daha sonrası her iki tarafa da eşit şekilde dağıtarak bölümüne geçmek niyetindeyiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.